Land Rover'ın yenilikleri devam ediyor. Marka, Discovery Sport modelini kapsamlı bir makyaja tabi tuttu. Büyük değişimler içeren aracı siz de merak ediyor musunuz? Hadi inceleyelim. Son videolarımızdan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olun ve abone ol butonunun yanındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. Discovery Sport'taki değişim çok net fark ediliyor. Araç makyaj olarak lanse edilse de üzerinde emek harcandığı belli oluyor. Önden incelendiğinde araç markanın yeni ön yüzüne kavuşmuş. LED farlar bu değişimin imzası niteliğinde. Radyatör ızgarası ve tamponlar da elden geçirilmiş. Aracın yan tasarımında belirgin bir değişim yok. Tasarımı değişen jantların çapları donanıma göre 18 ile 21 inç arasında değişiyor. Arka kısımda da LED stoplar yenilenmiş. Ayrıca değişen tamponu da unutmayalım. Aracın iç mekanında ciddi bir değişim var. İlk olarak yeni 3 kollu direksiyon simidi, artan kalite düzeyi ve revize edilen orta konsol karşımıza çıkıyor. Ayrıca araçta hayalet gösterge olarak bilinen dijital göstergeler kullanılmaya başlanmış. Orta konsolda 10 inç boyutunda dokunmatik bir multimedya ekranı kullanılıyor. Ne yazık ki dairesel vites kumandası terk edilerek klasik bir vites topuzu orta bölüme gelmiş. Bunun yanında akıllı bir dikiz aynası da araca eklenmiş. Arkada bulunan 50 derecelik bir açıyla kayıt yapan kameranın görüntüsü bu aynaya aktarılıyor. Ayrıca Discovery Sport'ta ClearSight adlı bir başka görüş sistemi de yer alıyor. Bu sistem 180 derecelik bir açıyla zemin görüntülerini aktarıyor. Bu da arazide sürücüye yardımcı oluyor. Aracın arka koltukları da artık 40-20-40 oranında katlanabilir olarak tasarlanmış. Üçüncü sıra koltuklarda artık bardaklık sunulmaya başlanmış. Ayrıca kablosuz şarj imkanı, USB ve 12 volt çıkışları aracın iç mekanına eklenmiş. Land Rover Discovery Sport, yeni Range Rover Evoque'la aynı platformda geliştirilmiş. Eskisine göre %13 daha sert olan bu platform sayesinde sürüş dinamiklerinin geliştiği, kabin içi titreşimin de azaldığı iddia ediliyor. Aracın içten yanmalı seçenekleri tanıdık. Tamamı 2 litre ve turbo beslemeli olan motorların benzinli olanları 200, 250 ve 300 beygir güç çıkışı sunuyor. Dizel motorlarsa sırasıyla 150, 180 ve 240 beygir. Dizel motorların en güçsüzü sadece önden çekiş ve manuel şanzımanla alınabilecek. ...48 voltluk hafif hibrit sistemi en güçlü benzinli motorla beraber sunulacak. Aracın bir de prizden şarj edilebilen plug-in hibrit versiyonunun olması bekleniyor. Bu versiyon 2019 yılı sonunda sahneye çıkacak.
Avrupa pazarlarında sipariş almaya başlayan makyajlı Discovery Sports'un yaz sonunda Türkiye'de de satılması bekleniyor.